Merhaba. Bu videoda size dirsek bölgesindeki sinir sıkışmalarından bahsedeceğim. Dirsek eklemi bildiğiniz üzere ön kolun ortasında yer alan, kolumuzun açılıp kapanmasına ve ön kolun öne ve üste doğru dönmesine yardımcı olan önemli büyük bir eklemimizdir. Dirsek bölgesinde üst koldan gelip ön kola doğru seyreden 3 adet sinir vardır. Bu sinirlerden sıklıkla karşılaştığımız ulnar sinirin ulnar olukta sıkışmasıdır. Tıbbi adıyla kubital tünel sendromu adını alır. Ulnar sinir ön kola humerus kemiğinin iç tarafından gelir. Humerus kemiği aşağı doğru elimize de gelen sert bir kemik çıkıntısı yapar. Bu sert kemik çıkıntısının hemen arkasında ulnar oluk adı verilen bir çentik vardır. Sinir bu çentiğe girerek ön koldaki kaslara doğru nihai hedefine doğru ilerler. Dirseğimizi uzun süre kolumuzu masaya yasladığımızda, araba kullanırken bir yere yasladığımızda, mousepad kullanmadan elimizi yasladığımızda ya da farklı depo hastalıklarında ulnar sinir bu bölgede sıkışır. Çoğunlukla hastalar bunu bir sebebe bağlamaya çalışsalar da aslında ulnar sinirin sıkışması kanal içinde hareketlilikle de olabilmektedir. Benim yaptığım ameliyatlar sırasında ulnar sinirin her zaman oluğun içinde çok sıkışmadığı, yalnız o bölgede bulunmaktan rahatsızlık duyduğunu gözlemlemekteyim. Ulnar siniri besleyen damarların bozulması, oranın iyi kanlanmaması da ulnar oluk sendromu adını almaktadır. Kubital tünel sendromunda yani ulnar sinirin ulnar olukta sıkıştığı durumlarda elimizin 5. parmağı özellikle uyuşur ve burasının üşüme bulgusu verir. Hastalar sinirin sıkışmasını çok net tarif ederler fakat sıkışıklığın dirsekte olduğunu genelde anlamazlar. Dirsek bölgesi çoğunlukla ağrılı değildir. Bu sinirin motor dalı olan birinci ve ikinci parmağı bir araya getiren bu bölgedeki adduktor adele yani başparmağımızı birinci parmağa yaklaştıran adele burada gördüğünüz gibi şişen bu adalede zayıflık gözlenir. Buradaki kasların eridiği durumlarda ulnar sinirin fonksiyonunu tam yapamadığını görürüz. Aynı zamanda kapama fonksiyonu yine ulnar sinirden geçmektedir. Bütün parmaklarımızı kapadığımızda, araya koyduğumuz bir maddeyi sıkıştırdığımızda onu salmayacak kadar kuvvetli sıkıp sıkmaması da uner sinirin fonksiyonunun tam yapılıp yapılmadığının işaretidir. Uner sinir tek başına sıkışıklığın sebebi olmayabilir. Aynı zamanda sıklıkla karşılaştığımız boyun fıtığı ya da koltuk altındaki ya da boyundaki başka sinir basılarıyla birlikte olduğunda uner sinirin sorunu katlanarak elimize gelir. Ulnar sinirin el bileğinden karpal tünelle birlikte sıkıştığı durumlarda sadece 5. parmakta kanalın içinden sonrakinde kanalın öncesinde yine ulnar sinir oluğun aynı hastalık verilerini verir. Ulnar sinir aynı zamanda karpal tünel sendromu ile birlikte olmakta ve burada kanalın içine girmesi ve girmemesi arasında önemli bir klinik fark bulunmaktadır. Kanalın içine girdiği durumlarda sadece 5. parmağın uyuşukluğunu görürken Kanal öncesindeki tu tuzaklanmalarda ise yine kas fonksiyonlarının tamamını gözlemlemekteyiz. Özetle elimizin dördüncü ve 5. parmağın duyusu, parmaklarımızı birbirimize yaklaştırmamızdaki motor fonksiyonu olan ulnar sinir, sıklıkla dirsek bölgesinde sıkışmakta dolaşımın bozulmasına neden olmak. Ulnar sinir, Elimizin dördüncü, beşinci parmağın duyusu ve parmaklarımızı birbirine yaklaştırma gibi konularda motor fonksiyonu olan bir sinirdir. Sıkıştığı durumlarda ağrı ile birlikte güçsüzlük de karşımıza gelmektedir. Hastalığın ilerli dönemlerinde dördüncü, beşinci parmakta hafif fleksiyon rodörü görürüz. Yani parmakların elimde gösterdiğim gibi tam açılamadığını hastalarda gözlemlemekteyiz. Elin dış kısmının uyuşması, buradaki adelelerin daha incelmesi, duyunun azalması aklımıza ulnar oluk sendromunu daha sıklıkla getirir. Ayrıcı tanısı yapıldıktan sonra kesin tanı elektromiyografi ile konur. Elektromiyografi kola giden sinirlerin voltajının ölçülmesi için gerekli bir alettir. Burada sıkışıklığın şiddeti, sıkışıklığın yeri de aynı şekilde bize gösterilir. İleri dönem sıkışıklıklarda cerrahi etkin bir tedavidir. Sıklıkla kanal içinde çok büyük bir yer bulamadığı için ulner sinir daha geniş bir insizyonla açılır ve yeri öne doğru daha rahat edeceği bir kısma taşınır. Bu gibi hastalara ilerleyen dönemlerde bu bölgede sinirinin olduğu özellikle öğretilerek kendilerini farklı girişimlerde bu sinirin zarar almaması konusunda hekimlerini uyarması söylenir. Thank <music> you.